Merhaba arkadaşlar. 5. sınıf arayanların matematik akıllı devletlerde alan hesaplamaları konusuyla dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar sorularımıza geçmeden önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet 12. soruya bakalım yaştır. Böyle bir tık büyütüyorum. Evet 12. soruda dört tane eş karesel bölge yan yana aralarına boşluk kalmayacak şekilde yapıştırılıyor. Şeklin alanı 144 santim 144 metrekare olduğuna göre tüm şeklin çevresinin uzunluğunu bulalım diye söylüyor arkadaşlar. Şöyle 4 tane kare yakıştır. bakın. 1 2 3 4 tane kareyi yan yana gelecek şekilde çizecek olursa gençler. Ortadan böldüm. Bakın 4 tane kare görüyorum. Şimdi bu tüm şeklin gençler alanı 144 santimetre evet, şeklin alanı 144 santimetre kare ise o zaman ne yapmam gerekir? Bir tanesini bulabilmek için 4 tane kare var. Dikkat edelim. 144'ü 4'e bölecek olursam bir tanesinin alanını bulurum. Evet. 14'ün içerisinde arkadaşlar 3 keredir. 3 kere 4 12. Evet. 2 4 oldu. 24'ün içerisinde 6 kere 6 kere 4 24 diyorum. Evet demek ki arkadaşlar bir tanesinin alanı bir karenin alanı diyelim 36 metrekaredir. Bir karenin alanı diyorum. Şimdi şunu düşünüyorum arkadaşlar. Hangi sayıyı çarpacak olursam kendisiyle 36 olur diye düşünüyorum. Bakın 6 çarpı 6 36 olduğu için bir kenara 6 metre olur diyorum. Bakın şu 6 metre. Bu da 6 metre. Benden tüm şeklin çevresini istemişti. O halde çevreye baktığım zaman şuradan sayalım bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane kenardan oluşuyor. O halde tüm şeklin çevresi çevre eşittir diyorum. 10 çarpı 6 60 metre olur. Tüm şeklin çevresi diyorum gençler. Evet devam edelim bir sonraki soruya geçelim. Evet, 13. Soruya baktığım zaman uzun kenarı 17 santimetre, kısa kenarı 8 santimetre olan bir dikdörtgensel bölgenin içinden bir kenarı 5 santimetre olan bir karenin alanı karesel bölge çıkarılıyor. Buna göre kalan bölgenin alanını bulalım diyor. Arkadaşlar şöyle bir dikdörtgen düşünelim. Şimdi bakın bu dikdörtgenin içerisinden bir karesel bölgenin alanı çıkaracağım. Şöyle düşünelim. Evet. Şimdi dikdörtgenin arkadaşlar kısa kenarı 8 cm ve uzun kenarı 17 cm. Bunun içerisinden bir kenarı 5 cm olan kareyi çıkardım düşünelim. Bakın bunu dışarı attım düşünelim. O halde geriye kalan alanı bulabilmek için ne yaparım? Dikdörtgenin alanından karenin alanını çıkarmam gerekir diyorum. Evet, dikdörtgen alanı bulalım gençler o halde. 17 ile 8 çarpıyorum. 7 kere 8 56. Elde var 5. 8 kere 1 8. 5 daha 13. 136 santimetre kare olur. Dikdörtgenin alanı. Evet, karenin alanı 5 çarpı 5'ten 25 santimetre karedir diyorum. Evet. Kalan bölgenin alanı bulabilmek için ne yaparım? 136'dan 25'i çıkartırım. 6'dan 5 çıktı, 1, 3'ten 2 çıktı, 1 ve 1. 111 santimetre de kare olur. Kalan bölgenin alanı ve sorumuzun cevabı diyoruz. Evet, devam ediyorum gençler, bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, 14. soruya baktığımız zaman, aşağıda alanı 64 santimetre kare ve 4 santimetre kare olan karesel bölgeler verildiğine göre, yeşil boyalı dikdörtgensel bölgenin alanını bulalım diyor. Arkadaşlar benim ne yapmam gerekiyor? Bakın şu dikdörtgenin kısa ve uzun kenarını bulmam gerekir diye düşünüyorum. O halde 4 santimetre kare arkadaşlar hangi sayıyı kendisiyle çarparsam 4'tür diye düşünüyorum bakın. 2 çarpı 2 4'tür. E, o halde bunun kısa kenarı daha doğrusu bir kenarı kare olduğuna göre 2'dir. Demek ki bu yeşil bölgenin yani şu dikdörtgenin bir kenarı 2 santimetredir. Aynı şekilde Hangi sayıyı kendisiyle çarparsam 64 olur diyorum. 8 çarpı 8 64 santimetre karedir diyorum. O halde bakın bu kenar 8 santimetre oldu. Veya bu kenarda 8 santimetredir diyorum. O halde yeşil bölgenin alanı bulabilmek için 8 ile 2'yi çarparız gençler. 8 kere 2 16 santimetre kare olur. Sorumuzun cevabı diyoruz. Evet devam edelim. Bir sonraki soruya geçelim. Evet 15. soruya baktığım zaman yanda eş karelerle oluşan şeklin çevre uzunluğu 342 cm olduğuna göre alanını bulalım diyor. Arkadaşlar öncelikle şeklin çevresinde kaç tane karenin bir kenarından vardır diye düşünüyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane kenardan oluşuyor. O halde toplam çevre 342 ise 342'yi 18'e bölmemiz gerekir diyorum. 342'yi 18'e bölecek olursam 34'ün içerisinde bir kere var. E çıkarıyorum gençler. 4'ten çıkmaz. 14'ten 8 çıktı 6. 2'den 1 çıktı 1. 2'yi de indirdim. 162'nin içerisinde 9 kere vardır diyorum. 9 kere 8 72. Elde var 7. 9 kere 1 9. 7 daha 16. Evet. Bir kenarın 19 cm olduğunu görüyorum gençler. Evet. Bir kenarı diyelim. Bir kenar uzunluğu. Peki benden alanı istedi. O halde arkadaşlar öncelikle bir tane karenin alanını bulalım. 19'da 19 çarpacak olursam bir karenin alanını bulurum. Bakın 19 ile 19 çarpalım. 9 kere 9 81. Elde var 8. 9 kere 1 9. 8 daha 17. 1 kere 9 9. 1 kere 1 1. Topla arkadaşım. 9 7 daha 16. Elde var 1. 1. 1 daha 2. 1 de elde 3. Evet 361 santimetre karedir. Bir tanesi arkadaşlar. Peki şeklimizde bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane kare var. O halde 361 ile 5 çarparsak tüm şeklin alanını buluruz diyorum. 5 kere 1 5. 5 kere 6 30 elde var 3. 5 kere 3 15. 3 daha 18. 1805 santimetre kare olur. Tüm şeklin alanı diyorum. Evet devam edelim gençler. Bir sonraki soruya geçelim. Evet. 16. soruya baktığım zaman bir kenarın uzunluğu 8 metre olan kare şeklinde bir odanın tabanına kısa kenarın uzunluğu 4 metre ve uzun kenarın uzunluğu 3 metre olan hallardan 3 tane konulduğunda kaç metrekarelik boşluk boş alan kaldığını bul bulalım diyor. Arkadaşlar şöyle öncelikle bir kenarı 8 metre olacak şekilde bir kare çizelim diye düşünüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 E evet, bir tane daha şey indirsek daha iyi olacaktı. O halde şöyle temizliyorum. 4 5 6 7 8 Evet. Şöyle arkadaşlar bir kare çizdim düşünelim Bakın bunun bir kenarı 8 metre olsun. Burası 8 metredir. Onun içerisine 4 metre ve 5 metre ebatlar olan arkadaşlar 3 tane halı sereceğini düşünüyorum. Bu bir odadır. Şöyle 3 tane halı serelim gençler. Aynı hallardan 3 tane serdiğimi düşünüyorum. Ve bu halıların gençler bir kenarı 4 metre diğer kenarı 5 metre. Bakın buraya 5 diyelim. 4 diyelim. 5 ve 4 metre. Benden ne istiyor? Geriye kalan boş kısımların alanını istiyor. O halde öncelikle odanın alanı bulacak olursam gençler 8 ile 8'i çarparım. Odanın alanı diyorum. 8 çarpı 8'den 64 metre karedir. Evet. Halların bir tanesinin alanı 4 çarpı 5'ten 20 metre karedir. Arkadaşlar 3 tane halı serildi. O halıların, halıların toplamı halıların toplam alanı diyelim. 3 çarpı 20'den 60 metre karedir. Benden boş alanı istemişti. Boş alanı bulabilmek için odanın toplam alanından boş alan diyorum halların toplamını çıkarmam gerekir diyorum. 64'ten 60'ı çıkartırsam 4 metre metrekare boşluk kalır diyoruz. Evet devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçelim. Evet 17. soruya baktığımız zaman aşağıdaki şekil eşkenar, üçgen ve kareden oluşmuştur. Bakın arkadaşlar üçgenimiz eşkenar buraya dikkat. FA 18 cm ve ED 3 cm olduğuna göre karenin alanını bulalım diyor. Arkadaşlar eşkenar olduğuna göre bakın şu kenarın tamamı 18 santimetredir. Evet bakın burası 3 ise o halde karenin bir kenarı 18'den 3'ü çıkarıyorum. 15 santimetredir. Evet karenin alanı bulabilmek için arkadaşlar bakın kenarların 15 santimetre olduğunu gördüm. O halde alan diyorum. 15 ile 15 çarpmamız gerekir diyorum. 5 kere 5 25. Elde var. 2, 5 kere 1, 5. 2 daha 7. 1 kere 5, 5. 1 kere 1, 1 diyorum. Topla arkadaşım. 5, 12. Elde var. 1, 2 olur diyorum. 1, 1 de elde vardı. 2, 225 santimetre kare olur. Evet. Karenin alanı diyoruz. Evet, devam edelim gençler. Temizleyerek bir sonraki soruya geçelim. Evet, sorumuza baktığımız zaman aşağıdaki şekil kare ve dikdörtgen şeklinde 3 kartonun birleşmesiyle oluşmuştur. Oluşan şeklin alanını bulalım diyor arkadaşlar. Şimdi sırasıyla bulalım gençler. Şöyle bakın kenarı 6 ve 6. O halde 6 çarpı 6 36 santimetre karedir. Evet buraya baktığımız zaman şurası 6'dır gençler. O halde uzun kenarımız 12 santimetre oldu. 12 ile 6'yı çarpmam gerekir diyorum. Şu kenarda 12 ile 6'yı çarpalım. 6 kere 2 12. Elde var 1. 6 kere 1 6. 1 de elde 7. 72 santimetre kare olur. Bu şekilde alanı diyorum. Arkadaşlar bakın burası 12 idi. Burada 6 var ise evet zaten uzun kenar 18 vermiş. Buradan da 18 olur diyecektim. Evet 18 ile 6'yı çarpalım. 6 kere 8 48 elde var 4. 6 kere 1 6 4 daha 10. 108 santimetre kare olur bu şeklin alanı diyorum. E, benden arkadaşlar oluşan şeklin alanını yani toplam alanı istedi. O halde 108 72 ve 36'yı topluyorum. 8, 10, 16 elde var 1. 7, 10, 11 evet. elde var 1. 1, 1 de elde. 2, evet 216 santimetre kare olur. Tüm şeklin alanı diyoruz. Sorumuzun cevabını bulmuş oldu diyelim. Evet temizleyerek 19. soruya geçiyorum. Evet 19. soruya baktığım zaman alanı 81 santimetre kare olan karenin bir kenar uzunluğu bir dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğuna eşittir. Uzun kenarının uzun evet bir dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğuna eşittir diyor arkadaşlar. O halde dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarının 3 katı olduğuna göre alanını bulalım diye Soruyor. Şöyle düşünün gençler, karenin alanı 81 santimetre kare ise, o halde ben hangi sayı ile kendisiyle çarparsam 81'dir diye düşünüyorum ve bakın bir kenarı 9 santimetre olur diyorum. Bu aynı zamanda gençler dikdörtgenin de uzun kenarı, uzun kenar diyelim. Hem karenin bir kenarı hem de dikdörtgenin uzun kenarı diyorum. O halde şöyle dikdörtgenim çizecek olursam. Bakın burası 9 cm. Ve diyor ki uzun kenarı kısa kenarı 3 katıdır. O halde bakın buraya 3 cm diyorum. Çünkü 3'ün 3 katı 9'dur diyorum. Evet alanı bulmak istersek 3 çarpı 9'dan 27 cm kare olur. Bu dikdörtgenin alanı diyorum gençler. Evet temizleyerek bir sonraki soruya geçiyorum. Evet. 20 soruya baktığımız zaman dikdörtgeni şeklin dikdörtgenin dikdörtgen şeklindeki bir masa örtüsünün kısa kenarı 60 cm, uzun kenarı 80 cm'dir. Bu masa örtüsü yıkandıktan sonra her kenarından %10 çekerek kısalıyor. Evet, her kenarı %10 çekerek kısalıyor arkadaşlar. Buna göre masa örtüsünün yıkandıktan sonraki alanını bulalım diye soruyor. Şimdi arkadaşlar, bir kenarımız mesela şu kenar arkadaşlar buradaki örtü 60 santimetre. Buradaki örtüm uzunluğu 80 santimetre. Yıkandıktan sonra %10 çekecek arkadaşlar bir kısalacak. O halde ne yapmam gerekiyor? 60'ın ve 80'in %10'larını hesap ederek yeni kenarları bulmam gerekir diyorum. Bir sayın arkadaşlar. %'sini bulurken ne yapıyorduk? Sayıyı mesela %10'u bulurken 10 çarpar yüze bölerdim. Veya yüze bölünebiliyorsa önce yüzde böler daha sonra 10 çarpardım ama 60 yüze bölünemediği için önce onunla çarpıyorum. 600 yaptı. 600'ü 100'e bölecek olursak bakın kolay yoldan arkadaşlar sıfırları atarım. 6 santimetre çekecek diyelim. Veya kısalacak diyelim. O halde kısa kenarımız arkadaşlar 60'tan 6'yı çıkarıyorum. 54 santimetre olur diyorum. Evet devam edelim. Bir de uzun kenarımıza bakalım. Uzun kenar 80'di. 80'in %10'unu bulabilmek için yine 10'la çarparsam 800'dür. 800'ü 100'e bölüyoruz. 8 cm kısalacak diyorum yine. 88 cm kısalırsa 80'den 8'i e çıkardım. 72 cm olur. Uzun kenar diyorum. Evet benden bunun alanı istemişti. O halde 72 ile 54'ü çarpıyorum gençler. 4 kere 2 8. 4 kere 7 28. 5 kere 2 10. Elde var 1. 5 kere 7 35. Bir de elde 36. Topla arkadaşın 8 8 8 ve 3. Evet alan arkadaşlar ne olur? 3888 santimetre kare olur. Sorumuzun cevabı diyoruz. Evet devam edelim arkadaşlar. Temizleyerek bir sonraki soruya geçelim. Evet 21. soruya baktığım zaman uzun kenar 80 cm kısa kenar 60 cm olan bir masanın üzerine her tarafında 15-10 cm sarkan bir örtü dikilmiştir. Buna göre örtünün alanını bulalım diyor arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir masamı çizecek olursam. Bakın bir kenarı kısa kenar ve uzun kenar şeklinde düşünelim. Arkadaşlar bu masa örtüsünü bu masanın üzerine bir örtü diktirmişler. Ve bu örtü her bir kenardan 10'ar santimetre sarkıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi masamızın arkadaşlar normalde kısa kenar 60 uzun kenar 80 santimetreydi. Bakın buradan 10 santimetre buradan 10 santimetre sarktı. Aynı şekilde buradan 10 buradan da 10 santimetre sarktı. O halde masamızın uzun kenarı bakın 80 ile bu onları 10 toplarım. 100 santimetre olur diyorum. Kısa kenarına baktığım zaman da 60 ile arkadaşlar şu iki onu toplarsam 80 santimetre olur diyorum. Evet alanı bulabilmek için alan eşittir diyorum. 80 çarpı 100'den 80'in yanına gençler ne yaparım kısa yoldan? 2 sıfır eklersem 8000 santimetre kare olarak alanı bulurum Diyorum. Evet arkadaşlar. Bu soruyla da alan hesaplamalar konusunu bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.